Mehmet Akif Ersoy. İmanın, sabrın, cesaretin, ahlakın gür sesidir Akif. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal diye haykıran bağımsızlığın hür sesidir Akif. Külün içindeki koru, karanlıktaki nuru gören ve bu millete inanmış bir dava adamıdır Akif. İstiklal de, istikbal de Asım'dadır. İstikbalin asımlarını yetiştirmek için istiklalden istikbale düsturu ve Mehmet Akif Ersoy adını ebediyen yaşatma arzusuyla onun ismiyle yola çıktık. Bu isimden aldığımız güçle bilimin, ahlakın ve başarının üniversitesi olmak tek gayemizdir. Merhaba Kanal 15 izleyicileri, güzel bir günde yine sizlerle birlikteyiz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan Eğitimden Eğitime programında bugün çocuklar için travmatik olan durumlar ve ebeveynlerin bu durumlardaki davranışlarını konuşacağız. Boşanma eşler arasında ve çocukta sarsıntıya neden olur mu? Boşanma sebebinin ve şeklinin çocuktaki bıraktığı izler, hastalık ya da aile bireylerinden birinin kaybıyla çocuklar üzerindeki etkisini konuşacağız. Evet sevgili Kanal 15 izleyenleri, hepinize öncelikle mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Bugün programımızda yine çok değerli bir hocamız var. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerimizden Doçent Doktor Sayın Perihan Ünü var. Sayın hocam programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olunuz. Teşekkürler. Hocam şöyle bir soruyla programımıza başlamak isteriz. Ayrı anne baba ile büyüyen çocuk mu daha çok zarar görür ya da mutsuz bir evlilikle büyüyen çocuk mu? Evet, şimdi burada tabii mutsuz bir evlilik kimin için mutsuz? Önce bunu bir sorgulamak gerekir. Çocuklar için hangi aile ortamı ya da evlilik ortamı daha uygundur? Boşanma sürecine ya da anlaşmazlık sürecine giren pek çok ailede bu yaşanır. Yani acaba çocuklarımız için bir süre daha evli kalsak mı? Çocuk işte 15 yaşına gelinceye kadar evliliğimizi sürdürsek mi gibi ikilemler, tartışmalar ya da fikir alışverişleri pek çok ailede, pek çok huzursuz ailede yaşanan durumlar. Bu durumda tabii bir tek faktöre bakarak karar vermemek gerekiyor boşanma öncesinde. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Her şeyden önce çocuğun sağlıklı bir aile ortamında büyümesi, sağlıklı bir yetişkin olabilmesi için sağlıklı bir aile ortamında yetişmesi gerekir. Sağlıklı aile ortamından da kastettiğimiz anne babanın bir arada olduğu ama aynı şekilde birbirlerine sevgiyle, güvenle baktıkları ve çocuklarına güvenli ve huzurlu bir ortam yarattıkları aile ortamından söz ediyoruz. Bunlar olmadığında, yani programın ilerleyen kısımlarında da bunlara birer ikişer mutlaka değineceğiz. Sağlıklı bir aile ortamı olmadığında çocuğun tek ebeveynli ya da tek ebeveynin yanında kalarak büyümesi, diğer parametrelerine de baktığımızda daha sağlıklı olabilir. Ama bunun bir sürü göstergesi var konuşabileceğimiz. Hani hemen işte bir tartışma oldu, eşler boşansın ve çocuk tek ebeveynle yaşasın demek çok doğru değil. Tek ebeveynin varlığı ya da boşanmanın çocuklar üzerinde yaşa bağlı olarak bununla ilgili bir sürü faktörden söz ediyoruz. Yani tek ebeveynli yaşamak bazen çocuk için iyi olabilir, hani boşanmış olmak. Ama bunun iyi olup olmadığını söyleyebilmemiz için evliliğini konuşmamız gerekir. Yani boşanma öncesinde çocuk nasıl bir aile ortamında yaşıyordu? Çocuğun yaşı nedir? Boşandıktan sonra çocuk hangi ebeveynin yanında ve hangi koşullarda devam ediyor? Eğer bütün bunlar evlilik öncesindeki durumdan daha iyiyse evet, çocuğun tek ebeveynle kalmasında bir sorun yok. Ama bütün bu koşulların bir kısmı evlilik süresi içerisindeki koşullardan daha da kötüyse, o zaman bunun çocuk için çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Bunu hani program içerisinde bir kez daha ayrıntılarıyla ele alırız ve sevgili izleyicilerimizin de bu anlamdaki akıllarındaki soru işaretlerini gideririz diye düşünüyorum. Hocam bu çerçevede aileler boşanmaya karar verdiklerinde neler yapmalılar? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani istatistikler
pek çok evlilikte evliliğin 5. 6. yıllarında ciddi öncesinde de belki yaşanan çatışmalar var ve biraz daha rahat tolere edilebiliyor. 5. 6. yıllarında yani 5 ile 10 yıl arasındaki süreçte daha çok çatışma yaşadıklarını, tabii 5. 10. yıllar arasında evliliğin içerisine çocuklar giriyor, ekonomik sorunlar başlayabiliyor, çocuğun varlığı, aile genişliyor, anne babanın sorumlulukları artıyor. Bu süreç içerisinde yaşanan çatışmalar evliliği çekilmez hale getirebilir. Böyle bir durumda çocuğun, yani eğer eşler boşanmaya karar vermişlerse mutlaka boşanma olayından önce, yani ebeveynin biri evi terk etmeden ya da çocuk hangi ebeveynin yanında kalacaksa onunla birlikte yaşamaya karar vermeden önce bu durumun çocuğa açıklanması gerekiyor. Çocuğun yaşına uygun olarak. Bu hani 1,5-2 yaşındaki bir çocuksa daha farklı açıklanır. 9 yaşındaysa daha farklı açıklanır. 18 yaşındaysa daha farklı açıklanır. Burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eşler bir ailenin boşanmaya karar vermesi hiç kolay bir süreç değil. Hele arada bir çocuk varsa bu emin olun çok kez detaylı ayrıntılı düşünülerek verilmiş bir karardır. Biz boşanacak ailelerin etrafındaki yetişkinler genellikle şöyle bir hata yaparız. Bize bu olay duyurulduğunda ya da geldiğinde iyi düşündünüz mü? Hı hı. Bir daha düşünseniz aslında bize gelinceye kadar o çiftler bunu çok kez düşünmüşlerdir. Sanki hiç düşünmemiş hemen aklına gelmiş hadi gel boşanalım demiş gibi biz algılıyoruz ama biz o sürece gelinceye kadar çiftler bunu defalarca gözden geçirmişlerdir. Hele çocuk varsa asla kolay karar vermemişlerdir. Vermemek de yani gerekir kesinlikle. Zaten. Yani bir evet. Çocuğun varlığı, çocuk olmasa bile bir evliliğin bitirilmesi çok kolay karar verilebilecek bir durum değil. Doğru. Ama şunu da bilmeliyiz ki evlenmek kadar boşanmak da doğal bir süreç. Eğer bir evlilik eşlerin her ikisine de zarar veriyorsa, eşler bu evlilikten mutlu değilse, böyle bir ortam içerisinde büyüyen çocuk karı koca ilişkilerinden ciddi zarar görüyorsa bu evliliğin bitmesi devam etmesinden daha yararlı olabilir. Evet, evet. Doğru, haklısınız bu konuda. Şunu sormak istiyorum peki hocam, bu boşanmaların her ailede farklı farklı sebepleri var. Yani bu boşanmaların sebeplerinin farklılık göstermesi de çocuklar üzerinde farklı etkiler yaratır mı? Yoksa boşanma başlı başına sadece bir etki mi yaratır çocuklar üzerinde? Kesinlikle boşanmanın sebepleri çocuklar üzerinde farklı etkiler yaratır. Yani eğer ebeveynler arasındaki boşanma sebepleri toplum içerisinde kabul görmeyecek bir suça dayalıysa, yani eşlerden herhangi biri yüz kızartıcı bir suç işlemişse ya da toplum tarafından kabullenilemeyecek bir davranışta bulunmuşsa, bu rutin karı koca geçimsizliğinin dışında şeylerden söz ediyorum. Bunlar çocuklar için daha örseleyici olur şüphesiz. Çünkü hem boşanma sürecinde hem boşanma süreci sonrasında çocuk ebeveyninin bu durumuyla ilgili geri bildirimler alacak sürekli. Ve bu çocuğu etkilemeye devam edecek. Aslında isterseniz burada önce şunu konuşalım. Biraz daha hani izleyicilerimizin de kafalarındaki soruların daha sistemli cevaplanması adına da. Çocuk boşanmadan nasıl etkileniyor? Ya da çocuk boşanmadan nasıl etkileniyor? Boşanma olayını biz eşler çocuklarımıza ne zaman anlatacağız ve nasıl anlatacağız? Evet. Burada öncelikle şunu söylemek gerekir. Eğer eşler boşanmaya karar vermişlerse ve eğer bir çocukları varsa, biz bugün programda tamamen çocuklu evlilikler üzerine evet. konuşacağız. Mutlaka çocuğun bu boşanmanın gerçekleşeceğinden haberdar olması gerekiyor. Ve bunun da en etkili yolu eşlerin aralarındaki husumet ya da tartışma her ne olursa olsun bir araya gelerek birlikte bu kararı çocuğa açıklamaları. Yani çocuk 8 yaşında, 6 yaşında, 5 yaşında olabilir. Bunu söylerken de çocuk küçükse eğer seninle bir şey konuşacağız deyip her iki ebeveyn sakin, birbirlerine öfkelenmeden, çocuğa öfkelenmeden sakin bir şekilde ve konuşmanın özünde şu olmalı. Biz ya karı koca her ikisi de boşanmanın sorumluluğunu birlikte üstlenmeli, birbirine suçu atmadan. Yani şöyle bir açıklama sebebi olamaz. Biz aslında evli kalmak istiyorduk ama baban boşanmak istiyor sevgili kızım. Böyle bir açıklama olamaz. Ya da oğlum ben evliliği bitirmek istemiyorum ama
annen buna daha fazla devam edemeyeceğini söylüyor. Böyle bir açıklama biçimi olamaz. Bu çocuğu olumsuz etkiler. Yani eşlerin eğer her ikisi de boşanmanın sorumluluğunu üstlenebiliyorlarsa bunu birlikte çocuğa açıklamalılar. Yani biz seni çok seviyoruz. Çocuk çünkü boşanma sürecinde en çok şunu yaşar. Annem babam acaba beni eskisi gibi sevecek mi? Ben hala annem babamın çocuğu muyum? Boşanılınca ebeveynlik de bitiyor mu? Bir sürü soru kafasında uçuşur. Eğer okula gidiyorsa arkadaşlarının farklı, ebeveynlerinin farklı boşanma hikayelerini de duymuş olabilir çocuk. Televizyonda da izlemiştir. En güzeli çocuğu oturtup ebeveynlerin, biz seni çok seviyoruz. İkimiz de senin annen babanız. İkimiz için de sen çok önemli ve değerlisin. Ama biz artık aynı evde yaşayamayacak kadar birbirimizle atışmalarımız oluyor. O nedenle biz evlerimizi ayırmaya karar verdik. Biz bu kararı birlikte verdik. Ama sen bizim çocuğumuzsun ve biz her ikimiz de seni çok seviyoruz. Bu olay seninle hiçbir ilgisi yok. Biz bu kararı ikimiz aldık. Bunu çocuğa söylemeleri gerekir. Çünkü daha sonra da konuşacağız. Hem boşanma olayında hem de ölüm olayında. Çocuklar öncelikle eğer bu ebeveynin ölümüyse, yakının ölümüyse kendini suçluyor. Ve bu suçlama psikolojisi de çocuğu olumsuz etkiliyor devamında. Yani ebeveynlerin zaten hani günlük yaşamda da bunu çok konuşuruz. Çocuğun evlilik hayatına girmesiyle birlikte aile içerisinde tartışmalar, kavgalar çoğalabilir. Çocuk da bunlara tanık olur. Çoğu kez bu çocuklar annesiyle babasının boşanmasının sebebi olarak işte odamı toplasaydım kavga etmeyeceklerdi. Ben sabah işte akşam bana babam yat dediğinde ben yatsaydım kavga etmeyeceklerdi. Ben geç yattığım için boşanıyorlar. Kendini sorguluyor. Evet, çocuk kendini suçluyor bu şeyden. Boşanma olayından kendini suçlayabiliyor. Eğer biz çocuğa bu açıklamaları yapmazsak. Bu sefer hemen telafi etme yoluna gidiyor ve bu çocuğun kaldıramayacağı kadar ağır bir yük. Telafi etme yoluna gidiyor. Bakıyorsunuz 6 yaşındaki çocuk hemen işte akşam biraz fazla olmadı mı diyorsun 8'de yatmaya kalkıyor. Uykusu yoksa bile odama gideyim. İşte babam üzülmezse, annem babama kızmazsa boşanmazlar belki diye. Böyle bir yani çocuk kaldıramayacağı kadar büyük bir yükün altına girebilir böyle bir durumda. Öncelikle yapılması gereken şey şu ebeveynlerin. Çocuklarını düşünmeleri gerekiyor. Her ikisinin de çocuğunu düşünmesi gerekiyor. Bizim ülkemizde en çok şahit olduğumuz şey boşanma durumunda çiftler birbirlerinden intikamlarını diyeyim ya da meramlarını hep çocuk üzerinden gideriyorlar. Ve aslında bu süreçte de kendi çocuklarını harcıyorlar. En büyük zararı kendi çocuklarına yapıyorlar. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor öncesinde. Evet. Bunu biraz daha açabilir miyiz hocam? Mesela ayrılmış çiftler nasıl çocuk üzerinden intikam alıyorlar? Yani şimdi önce şunu tabii örneklendirelim. Önce şunu söyleyeyim. Boşanmanın çocuk üzerindeki etkisi az önce de söylemiştik. Çocuğun yaşına göre değişiyor. Hangi yaşta olduğuna. Evlilik öncesindeki ilişkinin yani aile ortamının özelliğine göre. Eğer evde çok kavga gürültü olmuyor ama eşler arasında daha sessiz bir kavga varsa, çocuk bunu çok fark etmemişse, ailesinin neden boşandığını anlayamayabilir. Ya da eşlerden biri aldatıyordur ama aile içerisinde aldatma hissedilmesin diye eşine çok iyi davranıyor olabilir. Aile ortamı içerisinde çok huzurlu bir ortam izlenimi yaratıyor olabilir ve çocuk aldatma olayına tanık olmadığı için bu boşanma sebebini anlayamayabilir. Böylesi durumlarda yani evlilik öncesinde çocuğun yaşadığı ailede hiç tartışma yoksa ya da çok azsa, çocuk bunlara tanık olmamışsa bu sefer boşanmayı anlayamayabiliyor. Ve boşanma sonrasında yanında kalacağı ebeveyn eğer çocuğa evlilik sürecindeki rahatı ve huzuru, güveni sağlayamazsa çocuk daha fazla etkilenebiliyor. Bizim toplumumuzda yasalarımız küçük yaştaki çocukların genellikle velayetini anneye veriyor. Evet. Kız ya da erkek çocuk fark etmez. Bizim hani geleneksel toplumsal roller çerçevesinde baktığımız zaman evin geçimini sağlayan konumda yani para kazanan konumda olan babadır. Evet. Çoğunlukla genel anlamda konuştuğumuz için söylüyorum. Dolayısıyla boşanma gerçekleşip de çocuklar anneyle yaşamaya başladıklarında aslında bu anlamda hayat standartları düşebiliyor. Evet.
maddi destek alamıyorsa hayat standartları düşebiliyor. Daha önce işte daha iyi koşullarda yaşarken yeni ekonomik koşullara alışması gerekiyor. Bazen kadın ailesinin yanına dönebiliyor ve çocuk daha kalabalık bir ailede yaşamak durumunda kalıyor. Bir sürü etken olabiliyor çocuğun boşanma sonrasındaki süreci travmatik atlatmasında. Evet, evet. Buradaki tabii önemli sorunlardan birisi de şu. Okul öncesi, ilkokul ve liseye kadarki dönem içerisinde çocuğun her iki cinsten ebeveynleri görmeye, model almaya ihtiyacı var. Mesela boşanma olayından pek çok araştırma var bununla ilgili. Boşanma olayından erkek çocuklar kızlara göre daha fazla etkileniyorlar. Evet. Bunun sebebi de şu. Genellikle çocuklar anneye verildiği için erkek çocuklar da anneyle yaşamaya başlıyor. Baba modelinden, bir rol modelden yoksun kalıyor. Evet. Dolayısıyla boşanma sonrasında eğer anne farklı bir evde yaşıyorsa ve ya da ailesinin yanına dönmüşse, yani çocuk dedesiyle, dayısıyla ya da ailedeki başka abisiyle birlikte yaşıyorsa bu daha az örseleyici oluyor çocuk için. Bir erkek, bir model evet, olmalı. Evet, o yaşlarda yani. Hatta zaman zaman boşanma sürecindeki aileler çocuk ilkokula başlayacağı zaman çocuk psikoloğuna götürürler. Evet. Ve çoğunlukla çocuk psikologları da erkek çocuksa bu okula verildiğinde bir erkek öğretmene verilmesini önerir aileye. Bunun altında yatan sebep de budur. Yani eğer bir etrafında erkek rol model yoksa bir rol model görebilsin, erkek öğretmenle okumasını daha yararlı görebilirler. Böyle bir öneride de bulunabiliyorlar sonrası için. Evet hocam, bu çerçevede boşanma kararı aldıktan sonra aileler çocuklara açıkladı ve çocukların en az zarar görebilmesi için neler yapılması gerekiyor? Şimdi buradaki öncelikle şunu hemen boşanma sürecinden başlayalım. Boşanma sürecindeki velayet, mal paylaşımı, eşyaların kimde kalacağıyla ilgili süreçlere çocukların tanık olmaması gerekir. Evet. Hem bu eylemlere tanık olmaması gerekir, hem bu konuşmalara tanık olmaması gerekir. Ama çok zor. Çok zor. Anne babaların her ikisinin de, her iki anne babanın ve her iki taraftaki yetişkinlerin, diğer yetişkinlerin buna özen göstermesi gerekiyor. Şimdi karı koca ayrılıyor olabilir. Bir kayınvalide damadını hiç sevmiyor olabilir. Çok savurgan buluyor olabilir. Bu boşanma onu mutlu ediyor olabilir. Her ne olursa olsun o damat torununun babası. Ya da o gelin torununun annesi. Bu çocuğun annesi ve babası. Çocuk güçlü, saygın, model alabileceği anne ve baba ister. Dolayısıyla bu boşanma sürecindeki mal paylaşımına tanık olması, işte buzdolabını sen mi aldın, arabayı ben mi aldım, bu çocuğu zedeliyor. Yani bunların mümkünse çocuğun tanık olmayacağı yerlerde yapmak gerekir. Öncesinde eğer eşler, tabii bu da biraz sağlanması zor bir durum. Eğer eşler bir araya gelip boşanma süreci ve sonrasına ilişkin karşılıklı anlaşabilirlerse çocuk en az zararla çıkar buradan. Yani hiç çocuğu yanlarına almadan mal paylaşımını yapabilirler. Çocuğun velayeti konusunda da anlaşmaya varabilirler. Çünkü velayet durumları ve nafaka davalarına çocukların tanık olması da çok rahatsız edicidir. Böyle bir, eğer bunu aileler kendileri anlaşarak sağlayabiliyorlarsa bu çocuk için iyi bir şey, iyi bir adım. Buna tanık olmuyor çocuk ve çocuğa her ikisi karı koca birlikte. Bundan sonra artık annenle yaşayacaksın ama her istediğin zaman ben seni görebileceğim. Sadece annenle farklı bir evde olacaksınız. Bu anlatılabilir. Çocuk bundan daha az etkilenir. Ama eğer çocuğun bu velayet davalarında, davalar öncesinde evde anne ya da baba çocuğa biraz bu süreçte de taviz verirler. Diyelim ki bir saat bilgisayar oynuyor ve izin verilmiyorsa baba ona 3-5 saat bilgisayar oynatabilir. Evet. Bir tablet alır. İşte mahkemede velayetini almak istiyorsa eğer benden yana oy kullansın düşüncesiyle. Evet. Bunu aynı şeyi anne de yapabilir. Bu durumda da çocuk sanki bir ebeveyni tercih etmek durumunda bırakılıyor. Oysa çocuk iki ebeveynin de çocuğu. Çocuk böyle bir durumda karşı karşıya bırakılmamalı. Bu konudaki anlaşmayı eşler öncesinde koşullarını, çocuğa ayırabilecekleri zamanı, çocukla etkileşimlerini düşünerek bu süreci belirlemeliler.
Daha da önemlisi, boşanma gerçekleşmiş ve çocuk artık bir ebeveynle yaşamaya başlamışsa, bu süreçte de kesinlikle çocuk intikam alma aracı olarak kullanılmamalı. Ya da çünkü çocuk zaten bir ebeveynle yaşarken diğer ebeveynle buluştuğunda bir sıkıntı hissetmeye başlıyor. Çünkü evde zaman zaman biz anne üzerinden örnek verelim. Diyelim ki anneyle yaşıyor çocuk. Babasıyla buluşmaya gidiyor. O hafta babasıyla görüşmesi var. Evde annesiyle kaldığı süre içerisinde teyzesi, anneannesi, dayısı zaman zaman babasıyla ilgili negatif söylemlerde bulunmuşlardır ve çocuk buna tanık olmuştur. Böyle bir ortamda çocuk babasıyla buluşmaya gittiğinde suçluluk duyar. Çünkü birlikte yaşadığı kişilerin sevmediği birisiyle buluşuyor. Böyle bir suçluluk duyar. Geri eve geldiğinde bu sefer anne ona sürekli babayla ilgili sorular yöneltebilir. Seni nereye götürdü? Yanında kim vardı? Genellikle boşanmadan sonra eşler birbirlerinin hayatına birisinin girip girmediğini de merak ederler ya. Bununla ilgili soruları da çocuk üzerinden almaya çalışırlar. Bu sorgulama da çocuğu çok rahatsız eder. Sürekli sorgulanır durumda olmak çocuğu çok rahatsız eder. Çocuğun boşanma sürecinde daha az zararla, sıfır zarar diyemiyoruz. Mutlaka bu durum çocuğu etkileyecek. Daha az zararla çıkabilmesi adına çocuğun sabit olarak kalacağı evi bilmeye, hayatının çok fazla değişmeyeceği ve onun rahatını sağlamak için her iki bir ebeveynin de gayret göstereceğini bilmeye ihtiyacı var. Şöyle bir durum da çok sağlıklı değil. Diyelim ki çocuk okula gidiyor. Şimdi sizlerin de çocukları var. Bir hafta babanda kalacaksın, bir hafta annende kalacaksın. Bir hafta babanda kalacaksın, bir hafta annende. Ya da bir ay babanda, bir ay annende. Bu çocuk için sağlıklı bir yol değil. Çocuk bir yere ait olduğunu hissetmek ister. Eşyaları, kitapları, oyuncakları, kendine ait bir odası. Annesinin evinde kendine ait bir odası olabilir. Babası eğer bir evde yaşıyorsa babasının evinde de çocuğa ait bir oda olmalı. Ama çocuk en azından annesinin evinde kalınca sürekli kaldığını, bu evde kalıcı olduğunu bilmeli. Kendini güvende hissetmeli. Hani şimdi ben de gel çocuğu al, şimdi sen de gel çocuğu al. Çocuk kendini istenmez, sürekli birilerine itiliyor, veriliyor konumunda hissedebilir. Böyle bir de sürekli hani gidip gelen çocuklarda işte bir hafta annede, bir hafta babada, bir hafta annede, bir hafta baba ya da bir ay diyeyim. O tarz çocuklarda da davranış bozuklukları, şımarıklıklar çok fazlasıyla görülür. Bu hem anneyi hem babayı ikisini de yoruyor yani. Bir de söylediğiniz konu çok güzel de bir yere geldi. Aslında çocukları böyle bir şımarıklığa bizler de itmiş oluyoruz. Yani. Çünkü çocuklar çok da akıllı aslında. Boşanma olayını çok da iyi kullanabiliyorlar. Evet. Mesela annesine geldiği zaman babamın evi şuydu, çok güzeldi, babam bana şunu alacak deyip annesinin de bir şey almasını sağlamaya çalışıyor. Ya da annesine geldiğinde babam şu kadar saat izlememe, televizyon izlememe izin veriyordu, sen vermiyor musun diyor. Ya da farklı konularda hele biraz büyümüşse, böyle okul çağına gelmişse bunu çok iyi kullanabiliyor her iki ebeveyni. Bu anlamda ebeveynlerin eğer birbirleriyle ilişkileri, etkileşimleri devam ederse boşanma sonrasında ve sağlıklı devam ederse. Çünkü eşler birbirinden boşanıyor ama çocuğun ebeveyni olmaktan boşanma diye bir şey söz konusu değil. O çocuk ölünceye kadar o kadın o çocuğun annesi, o bey o çocuğun babasıdır. Yani anne ve babalıktan boşanma söz konusu olmadığı için belli zamanlarda çocukla ilgili kararlar alınırken, çocuğun özel günlerinde yine bir araya gelmeleri, çocukla ilgili konuşmaları, boşanma sonrasında da sağlıklı bir şekilde çocukla ilgili konularda iletişimlerini sürdürmeleri son derece yararlı ve çocuk için en az örseleyici olandır. Bunu sağlayabilseler çok iyi olacak. Peki hocam, bu boşanmaya karar vermiş çiftlerde eğer bir çocuk varsa, ki bunu zaman zaman görüyoruz, duyuyoruz. Çocuk varsa bu boşanma durumunu erteleme durumları söz konusu olabiliyor. Yani bu doğru mudur? Nasıl yol izlenmeli? Bu buradaki duruma karar verirken yine mutlaka evliliğin nasıl gittiğinin bilinmesi gerekiyor. Eğer evlilik her iki tarafa da çok zarar verecek boyuttaysa ve çok tartışılıyorsa, kavga ediliyorsa ve çocuk da bunlara tanık oluyorsa, çocuğun varlığı evliliği sürdürmek için bir gerekçe olmamalı. Yani boşandıktan sonra daha sağlıklı, diyelim ki alkolik bir baba var,
her akşam eve alkol alıp geliyor ve evde her tarafı kırıp döküyor ve eşini dövüyor, kavga ediyor. Böyle bir ortamda çocuğun büyümesini beklemenin bir anlamı yok. Bir an önce çocuğun sağlıklı bir ortama kavuşması gerekir ve bunun yolu da boşanmadır. Boşanabilirler. Öncelikle ailelerin böyle bir durumda karar verirken ilk yapacakları şey, bu ortam çocuğum için, yani evlilik çocuğum için ne kadar sağlıklı? Eğer buna kendileri karar veremiyorlarsa bir uzmandan da görüş alabilirler. Yani evliliğinde, çünkü her aile içerisinde yaşananları en iyi o ailede yaşayanlar bilir. Dışarıdan birisinin onlarla ilgili karar verebilmesi çok kolay değil. Eşlerden biri bu durumu bir uzmana da danışabilir. Ve çocuk için eğer çok yıkıcıysa sürdürmenin, çocuğun varlığı nedeniyle evliliği sürdürmenin bir anlamı yok. Bir de şöyle bir sıkıntı olabiliyor orada. Ebeveyn sürekli bunu daha sonra dile getiriyor. Ben sizin yüzünüzden babanızı çektim ve boşanmadım. Sizin yüzünüzden babanıza katlandım. Bu yük de çocuğu çok bitiriyor ve bir süre sonra, yani 18'ine 20'sine geldiğinde, anne keşke boşansaydın diyor. Keşke boşansaydın, bizim evet. için keşke çekmeseydin bu kadar diyor. Bu sefer anne geçmişe dönük kendi hayatını sorguluyor. Hani çocuklar için böyle bir karar, evliliği sürdürme kararı verirken evliliğin eşler ve çocuk için devam etmesinin ne kadar örseleyici olduğuna bakmak gerekiyor. Eğer çok örseleyici değilse bir süre daha devam edilebilir. Eğer çocuk belli kritik dönemlerdeyse, babanın yokluğundan çok etkilenecekse ya da eşler konuşup boşanma sonrasındaki süreci çocuğun daha az zararla atlatabilmesi için çaba gösterebilirler. Böyle bir durumda da boşanmayı ertelemelerine gerek olmayabilir. Hocam boşanma dedik. Tabii ki çocukları bu çok etkiliyor. Bunu anlıyoruz. Boşanmanın haricinde de aile bireyinin birisi hasta, ciddi bir hastalığı var. Bu durumda çocuklar bundan nasıl etkilenir? Ya da çocuğun kendi hastalığı var. Bu durumda çocuklar nasıl etkilenir ve ebeveynler neler yapmalılar? Evet, şimdi çocuklarımızda çok uzun süreli tedavi gerektiren rahatsızlıklar olabiliyor. Yani bir çocuk hastaneye yatabiliyor, bazen aylarca, bazen yıllarca devam eden bir tedavi sürecine girebiliyor. Ya da aylar, yıllardan söz etmeyelim ama bir operasyon geçirmesi gerekebiliyor. Yani çocuk ameliyat olacak. Ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat süreci, öncesinde hastaneye yatacak, işte ameliyat sonrası vesaire. Ya da aileden, evet, anne ya da baba ya da bunlardan herhangi biri ya da kardeşinin ciddi bir hastalığı var. Böyle bir durumda kesinlikle öncelikle çocuk bilgilendirilmeli. Yani aile içerisinde ne olup bittiğini çocuğun da bilmeye hakkı var. Önce bunu ebeveyn olarak düşünelim. Ebeveynlerden herhangi birinde böyle bir durum söz konusuysa çocuğun anlayabileceği şekilde, çok ayrıntısına girmeden, yani annenin biraz rahatsız hastalığı var. İşte bir süre hastanede yatması gerekiyor. Hastanede yattığı süre içerisinde biz anneni gidip gelip ziyaret edeceğiz gibi açıklamalar yapılabilir. Çocuk hastaneye götürülebilir ya da şimdi artık teknolojik araç gereçlerle bazı operasyonların küçük operasyonu göstermeyelim ama bununla ilgili kısa bir sunum ya da açıklama çocuğa yapılabilir, ne olduğunu anlaması adına. Çocuğun bunu bilmeye ihtiyacı var. Ve çocuğun aileye de güvenmeye ihtiyacı var. Yani anne 3 aylığına hastaneye yatıyorsa baba çocuğa şöyle bir açıklama yapmamalı. Bak anneni şimdi yatırıyoruz, yarın gelecek. Hemen yarın yatacağız kalkacağız, annen gelecek. Şimdi sakın ağlama, anneni gönderelim. Bu doğru bir açıklama değil. Yani çocuğun aileye güvenmeye ihtiyacı var. Annen yarın gelecek deyip 3 ay gelmezse anne, hastane süreci devam ederse çocuk bundan olumsuz etkilenir. Ebeveynlerden birinin hastaneye yatması durumunda çocuğun diğer ebeveynin desteğini ya da etrafındaki yetişkinlerin desteğini iyi alabilmesi gerekir. Bazen bu, diyelim ki baba hastaneye yatıyor, anne de babanın yanında refakatçi olarak kalıyor. Dolayısıyla çocuklara ailedeki diğer yetişkinlerin bakması gerekiyor ve bunların da bu anlamda hem çocuklara açıklamalar yapıcı hem de bu süreci, çünkü çocuk birdenbire iki ebeveynini birden kaybetmiş oluyor. Biraz sonra ölümde de konuşacağız, ölümde de benzer durumlar olur. Mutlaka etrafındaki yetişkinlerin bu süreci anlatması gerekir çocuğa ve sevgiyle yaklaşmaları gerekir. Eğer çocuğun rahatsızlık kendisindeyse mutlaka yaşına uygun açıklamalar yine çocuğa yapılmalı. Örneğin ameliyat olacak çocuk.
hastaneye gittiğinde kısaca bunlar neler yapılacağı, işlemler sırasıyla çocuğa anlatılmalı. Bunlar çocuğun aileye, etrafındaki yetişkinlere güven duyması için önemlidir. Zaten çoğu kez hastanede doktorlar, çocuk psikologları bu konudaki açıklamaları çocuklarımıza operasyondan önce yapıyorlar. Çocuğun da gözünü korkutmadan ama anlayabileceği şekilde doğruları da açıklayarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve bu mutlaka yapılmalı ve çocuğun bunu bilmeye hakkı var. Peki operasyonlar benzerinde birazcık da hani hastalığı uzun süre devam edecek, tedavisi uzun süre devam edecek hastalıklar oluyor hocam zaman zaman. Bu süreçte çocuklara nasıl yaklaşmak gerekir? Evet, çok uzun süre, aylarca hastanede kalınması gereken tedaviler var bazı çocukluk hastalıklarında. Bunun için bir hastanelerde zaten profesyonel destek veren birimler var. Böyle bir durumda zaten eğer çocuk çok uzun süre hastanede yatacaksa ve uzun süre tedavi gerektiren bir durumu varsa ailenin de bir destek almasında yarar var. Çünkü bir çocuğun uzun süre hastanede kalmış olması bütün aileyi etkileyecek. Ailenin de bu anlamda desteğe ihtiyacı olabilir. Bir uzmandan destek almalarında yarar var. Uzun süreli tedavi gerektiren durumlarda bu çocuk oyun çağı çocuğu, biz onu konuşuyoruz şu anda. Oyun oynamak istiyor, etkinlik yapmak istiyor, hareket etmek istiyor ama işte damar yolu açık, yatağa bağlı. Bu çocuk için çok zor. Tabii burada sadece ailelere değil, hastane yönetimlerine, yerel yönetimlere, devletin çeşitli kurumlarına da çok bu anlamda görev ve sorumluluklar düşüyor. Pek çok büyük ilde hastane okulları ve hastane anaokulları var. Anaokulları henüz ilkokullar kadar yaygın değil. Özellikle lösemi gibi çok uzun hastane ortamında tedavi gerektiren durumlarda çocuklar bu okullardan eğitim alabiliyorlar. 3-5 yıl önce biz ya da daha fazla bir süre olabilir, 8 yıl da olabilir. Burada böyle bir çalışma yürütmüştük. Çocuk hastanesinde, o dönemde kadın çocuk hastanesiydi hastanemiz. Orada yatan ama tabii hani bu kadar uzun süre değil ama o dönemde de yoğun bir salgın vardı ve çocuklar bir hafta, iki hafta ya da üç hafta ortopedi servislerinde kalabiliyordu. Fakülte öğrencilerimiz dönüşümlü olarak hastane odalarında çocuklarla etkinlikler yapıyorlardı. Ve çok iyi sonuçlar aldık biz oradan. Çünkü bizim hastanemizde bir hastane okulu, anaokulu yok. Biz 192 etkinlik yapmıştık o dönemde ve çok iyi sonuçlar almıştık. Hatta o dönemdeki çocuk servisindeki doktorlarla görüştüğümüz zaman birkaçı şunu söylemişti. Çocuğu bugün taburcu edeceğim. İşte öğleden sonra işte Oya abla gelecek, akşama çıkayım diyor. Bugün çıkmayayım. İşte pencerede onu bekliyorlar, çiçek yapıyorlar falan. Fark ettik ki hastanede kalınan süre içerisinde çocuğun oyuna, etkinliğe çok ihtiyacı var. Evet. Aileler de inanılmaz mutlu olmuşlardı bu süreçten. Çünkü anne de o süreçte bizim gönderdiğimiz öğrenciyi, onları işte bir odada 2-3 çocuğu topluyor. Etkinlik yapıyorlar, işte film izliyorlar, işte dramalar yapıyorlar. Hatta biz aslında bunu 6-8 ya da 6-9 yaş grubu çocuklar için planlamıştık. Ama hastanenin diğer odalarında kalan 13, 15, 16 yaşındaki onlar çocuklar bile bir eğlence bulduk diye geliyorlarmış. Çocuklar bana bunu geri bildirim olarak iletmişlerdi. Çok çok güzel sonuçlar almıştık burada. Bu da bize gösteriyor ki hakikaten hastane ortamı çocuklar için çok stresli. Tabii ve bunu olabildiğince çocuklar için, çünkü hele uzun süre kalıyorsa, aslında bir çocuk için bir hastanede 5 gün kalmak bile çok uzun bir süre. Beş gün bile çok uzun. Tabii ki çok uzun. Çok uzun. Hem çocuk için, hem başında kalan annesi, refakatçisi için. Her bakımdan büyük. Her bakımdan çok zor, sıkıntılı bir durum. Evet hocam, hastalık dedik. Hastalıktan sonra da aile ferdinin birinin ölümü çerçevesinde çocuğa bunu nasıl açıklanır? Çocuk bundan nasıl etkilenir? Hani ebeveynlerden birisi hayatını kaybetti diyelim. Bu çocukta nasıl bir etki yaratır? Tıpkı yetişkinler gibi çocukların da hayatındaki en travmatik olaylardan birisidir. Evet, bir aile fertlerinden birinin kaybı. Hepimizin hayatında olduğu gibi. Yani bu yetişkin olmamıza rağmen biz de bu yaşta çok yakınımızı, annemizi, babamızı ya da kardeşimizi kaybettiğimizde travmatik bir durum yaşıyoruz. Bu çocuklar için de böyledir. Biz biraz isterseniz ölüm olayı üzerine yaptığımız yanlışları konuşalım. Evet. Öncelikli olarak. Evet. Hani pek çok ailede ya da pek çok ortamda karşılaştıklarımız. Yapılan birinci hata şu: çocukları hemen başka bir yere göndermek.
Evet, mesela ilk ailelerin ilk yaptığı şey budur. Diyelim ki babası ölmüş ya da abisi ölmüş. Çocuk buna, bu sürece tanık olmasın diye çocuğu komple işte başka bir mahallede oturan ya da şehirde oturan teyzesinin yanına göndermek. Ya da cenaze evinden uzaklaştırmak. Pek çok yerde, muhtemelen Burdur'da da yapılıyordur bu. Pek çok yerde bu yapılır. Evet, evet, evet. Bu yapılan birinci hata, çünkü çocuğun yası etrafındaki büyükleriyle, yetişkinleriyle birlikte ve herkes yasını yaşarken o çocuğun da bu süreci yaşaması gerekiyor. Yalnız burada dikkat edeceğimiz önemli nokta şu. Yas olayını bizim nasıl yaşadığımız ve çocuğun nelere tanık olacağı. Çocuk tabii ki cenaze ortamından uzaklaştırılmasın, ancak annesinin, babaannesinin dövünerek ağladığına, evet, yırtınarak ağladığına da tanık olmayacak bu çocuk. Bunlara da tanık olmak çocuk için çok ürkütücüdür. Çok travmatiktir. Hatta geçtiğimiz haftalarda böyle bir çocukla ilgili bana bir danışmada bulunmuştu bir anne. İki kardeşini yakın zamanda peş peşe kaybetmiş. Aslında çocuk normal konuşurken o süreçten sonra, şimdi işte 6 yaşına yakındı sanıyorum, tamamen çocuk kendini kapatmış, hiç konuşmuyor. Fakat hani altına inip baktığımızda anne çok korkunç bir yas dönemi yaşadığını, kendisinin de bütün iletişimleri kapattığını, muhtemelen o süreçte annenin verdiği tepkiler çocuk için son derece örseleyici oldu ve durum böyle gelişti. Eğer ölen ebeveynlerden biri ise, mutlaka bunu çocuğa öncelikle söyleyebiliyorsa diğer ebeveyn söylemeli. Yani babanın ya da annenin kaybını çocuğa haber vermesi gereken kişi diğer ebeveyn öncelikle yapabiliyorsa. Yapamıyorsa çocuğun yine çok sevdiği ve güvendiği birisinin çocuğun anlayabileceği şekilde bunu açıklaması gerekiyor çocuğa. Şeyde de aynı, mesela boşanma olayı açıklanırken de mutlaka karı koca birlikte açıklamalı dedik. Onu da yaparken şuna dikkat etmeliler. Hani yeri gelmişken, aklıma gelmişken orada bunu söylemeyi unutmuştum. Buradayken ifadelendireyim istiyorum. Bu açıklamayı çocuk için önemli bir günde yapmasınlar. Yani boşanma açıklamasını mesela yılbaşında yapmasınlar. 23 Nisan olmasın, ne bileyim 19 Mayıs olmasın, çocuğun doğum günü olmasın. Yani ileride çocuğun kutlayabileceği bir gün olmasın bu. Evet. O günü her kutladığında bu olumsuz olayı hatırlamasın. Bu olay, olumsuz olayı hatırlamasın. Yani aileler buna dikkat etsinler bu açıklamayı yapacaklarsa. Ölüm açıklanacaksa mutlaka bunu çocuğun hayatta kalan ebeveyni ya da en sevdiği kişilerden birisinin uygun bir şekilde, çocuğun anlayabileceği bir şekilde açıklaması gerekir. Bunu söyleyince de çocuk hangi yaşta ölümü nasıl anlara geliyoruz? Evet. Hangi evet. yaşta çocuk ölümü nasıl algılar? Bir kere 8-9 yaşına kadar ölümü bizim yetişkinlerin anladığı anlamda anlamıyor çocuk. Evet. Yani çocuğun ölümün gerçekten bir yok oluş ve geri gelmeme olduğunu anlaması 9-10 yaşından sonra yetişkinlerinkine yakın bir ölüm anlayışı gelişebiliyor çocukta. Ondan önceki durumlarda böyle bir algıya sahip değil. Zaten eğer 0-2 yaştaysa ölümle ilgili bildiği ya da anladığı herhangi bir şey yok. Okul öncesi yaşlarda, yani 5-6 yaşta, 7 yaşta, 4 yaşta çocuk geçici bir ayrılıkmış gibi algılıyor ölümü. Ve pek çok ebeveynini kaybeden çocuk sonrasında şöyle der. 3 gün, 5 gün olur annesine. Anne babam niye gelmiyor? 5 gün oldu. Hani boşanmada da dedik ya çocuk kendini suçlar. Ölümde de çocuk kendini suçluyor. Ve annesine diyor ki anne, ben artık odamı topluyorum, babama söyle gelsin. Evet. Bu çerçevede bir şey daha söylemek istiyorum hocam. Tabii. Biz anne ya da baba açıklarken de çocuğa işte evet baban öldü ama bir gün geri gelecek. En büyük yanlış. Evet, evet, kesinlikle bu hata, yani çocuğu, ölümün bir geri geliş olmayacağı çocuğa söylenmeli. Evet. Eğer bir gün geri geleceğini söylersek çocuk hayatı boyunca hep onu bekleyecek ve bununla ilgili sürekli sorular yöneltecek bize. Bu da bize. Çok sık yapılan bir bunu, şey. Bunu çocuğa maalesef. Önce şunu söylemek gerekir. Aslında henüz ailedeki birini kaybetmeden bizim okul öncesinden başlayarak ölüm olayını, ölüm bilgisini çocuklara vermemiz gerekiyor.
Bunu doğadan örneklerle verebiliriz. Yani ağaçların işte yapraklarının açması, kuruması, dökülmesi, canlıların kendini yenilemesi. Bunun doğal bir süreç olduğunu çocuğun anlayabileceği şekilde şimdi onunla ilgili hazırlanmış çizgi hazırlanmış kitaplar ve filmler var çocukların bunu anlamasını sağlayan. Evet. Bunlar mutlaka anlatılmalı çocuklara. Eğer çocuk böyle bir süreç içerisinde bunlar yaşına uygun şekilde anlatılabilirse anne babalar bu anlamda hani bunu nasıl açıklayacağız, nasıl anlatacağız diye endişe duyuyorlarsa mutlaka etraflarında mesela 0-6 yaştaki bir çocuksa bu okul öncesi eğitim öğretmenleri bunun nasıl anlatılması gerektiği konusunda bilgi sahibidir. Rehber öğretmenler bunun nasıl anlatılacağı konusunda bilgi sahibidir. Sizlere mutlaka yardımcı olacaklardır. Bu konuda eğer kendinizi çok yeterli ve söze nasıl gireceğinizi bilemiyorsanız. Eğer ailede ciddi bir hastalık varsa ve aile içerisinden birinin kaybedilmesi söz konusuysa çocukların da bu sürece alıştırılması gerekir. Yani böyle bir süreç varsa ölüm olayıyla ilgili bilgilendirme yapmak gerekiyor. Buna da doğadaki çeşitli canlılardan örnek vererek bununla ilgili hazırlanmış çeşitli animasyonlar izleterek yapılabilir. Burada tabii çocuğun en çok da şunu bilmeye ihtiyacı var. Bir ebeveynin kaybından sonra hayatımız nasıl olacak? Eğer 6-7 yaştan sonraysa çocuk bunu sorgular. Daha küçük yaştaysa böyle bir sorgulama pek gerçekleşmez. Zaten hani doğumdan itibaren bakacak olursak ilk 7-8 ayda eğer anne ile çocuk arasında güvenli bir etkileşim, bağlanma gerçekleşmemişse yani 3 aylıkken annesini kaybetmişse çocuk bu durumdan bağlanma gerçekleşmediği için, olayın farkına varamadığı için etkilenmiyor. Hı hı. 1,5-2 yaşa kadarki süreçte ebeveynin kaybı halinde hemen yerine geçebilecek yetişkinle, bu anneanne, babaanne, hala, dayı, hala, teyze olabilir, çocuğun kuracağı sağlıklı ve sıcak ilişkilerle yeniden bağlanma gerçekleşebiliyor. Yani anneye bağlandığı gibi bu sefer anneanneye ya da babaanneye bağlanabiliyor ve daha az zararla çıkabiliyor işin içerisinde. Evet. Ama daha ileriki yaşlardaysa işte okul öncesi dönemde ise genellikle geri geleceğini zannederek 3-5 gün sonra niye geri gelmediğini merak ediyor. Ebeveynden birinin yokluğu halinde tabii bizim toplumumuzda da genellikle tabii yası biz biraz yoğun yaşıyoruz. Kendimizi de yetişkinler olarak aslında yas ve bu durumlara hiç hazırlamıyoruz. Evet. Hiçbirimiz hazırlamıyoruz. Çocuklar da hazır değil. Bir yani hep bu başkalarının başına gelebilecekmiş gibi algılıyoruz. Hala öyle algılıyoruz. Biz de kendimizi hazırlamadığımız için böyle bir yas durumuyla karşılaştığında yani eşini kaybeden bir anneyi düşünelim. Anne o kadar kendini bitiriyor ve perişan oluyor ki birkaç ay çocuk aslında iki ebeveynini birden kaybetmiş oluyor. Evet. Yani babasını kaybederken anneyi de kaybetmiş oluyor. Ya da tam tersi anneyi kaybetmişse baba o kadar perişan oluyor ki bu durumdan ve o kadar kendini bırakıyor ve uzak duruyor ki normal toplumsal olaylardan çocuk aynı anda iki ebeveynini birden kaybetmiş oluyor. Ve çocuk çok daha fazla etkileniyor. Yani böylesi durumda çocuğun en büyük ihtiyacı şu. Herhangi bir ebeveyni ya da aileden birini kaybettiğinde acaba ne zaman tekrar eski hayatımıza dönebileceğiz? Ne zaman oyun oynayabileceğim? Ne zaman mutlu olabileceğim? Yani yeniden aile içerisinde işte normal konuşmalar olabilecek mi? İşte oyun oynadığımda babam artık bana kızmayacak duruma gelecek mi? Çünkü travma durumunda eğer kendini de çok bırakmışsa evin içerisinde çocuğun herhangi bir sesine ya da hareketine tahammül edemeyecek durumda olabilir. Böyle bir durumda eğer üstesinden gelemiyorlarsa ki travmatik durumlar çoğu kez kendi başımıza üstesinden gelebileceğimiz kadar kolay atlatılabilen durumlar değil. Bir uzmandan bu konuda eğitim almış birisinden yardım ve destek almakta da yarar var. Hele hele çocuk varsa mutlaka bu yapılmalı, ihmal edilmemeli. Çocukların bu durumdan daha az etkilenmeleri adına. Evet, bu çerçevede bir şey daha sorayım hocam. Yakınlarını kaybeden çocuklar arasında bir araştırmada 50 ilkokul çocuğunun üzerinde yapılan araştırmada bu çocuklarda aşağı yukarı hepsinin okul başarısında ani bir düşüş olduğu, pasifleştikleri, bunlar gözlemlenmiş ya da arkadaşlarından uzaklaştığı, içine kapandığı. Bu durumda hem ebeveynler hem de öğretmen diyeyim, öğretmenleri, arkadaşları,
Bunların davranışları nasıl olmalı? Bu çocuğa nasıl davranılmalı? Tabii burada öncelikle okul çağı çocuklarından söz ediyoruz. Okul başarısı düşüyor dediğimiz için okul çağı çocuğu olarak örneklendirelim. Kesinlikle boşanma ve ölüm sonrasında bu tür durumların yaşanması olası. Yani çocuğun okul başarısı düşebilir, arkadaşlık ilişkileri zedelenir. Normal çok uyumlu bir çocukken çok saldırgan bir çocuk olabilir. Çok dışa dönük konuşkan bir çocukken çok içine kapanabilir. Öncelikle tabii biz bu anlamda hani şanslıyız. İlkokullarımızda öğretmenlerimiz çocukların özel durumlarını hemen hemen hepsi biliyorlar. Yani ailesinde geçimsizlik, huzursuzluk olanı da biliyorlar. Boşanmak üzere olanı da biliyorlar. Boşananı da, aileden birini kaybedeni de. Bunu bilmiş olmak aslında büyük bir artı. Çünkü bunu bildiği için nasıl tedbir alması gerektiğini, nasıl önlem alması gerektiğini de bilebiliyor öğretmen. Bu anlamda çocukların en önemli sağaltım aracı oyun. Oyun. Öğretmenin ve diğer öğrencilerin çocuğa sevgiyle yaklaşması ama asla taviz vermeden. Yani buradaki çizgiyi çok iyi korumak gerekir. Hani babası öldüğü için bir çocuğa aşırı tavizkar davrandığınız zaman, sınırlarını bilmediği zaman biz çocuğa iyilik yapmış olmayız. Burada yapılması gereken yine çocuğa çocuk olarak normal sınırlar içerisinde davranmak ama ayrı bir özen göstermek. Mutlaka çocuğun oyun ve arkadaşlarıyla bir arada olmasını sağlamak. Yani en önemli sağaltım aracı okul çağına gelmişse eğer çocuk sevdiği etkinliklere fırsat verelim. Arkadaşlarıyla oynaması için fırsat verelim ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesine bu anlamda öğretmenler ebeveynleriyle de görüşebilir. Çocuklar eve arkadaşlarını davet etmeliler, evde birlikte arkadaşlarla vakit geçirmeliler. Etrafımızda da görüyoruz pek çok çocuğumuz ebeveyn kaybını en iyi arkadaş desteğiyle, bu liseye kadar, üniversiteye kadar böyledir. Hani daha yetişkin yaşa geldiğimizde evlenmişsek daha çok bunu kendi ailesiyle bütünleşerek atabiliyor evli çiftler. Diyelim ki 25 yaşında annesini kaybetmişse evine, çocuğuna dönerek bu travmayı daha kolay atlatabiliyor. Yani. Bekar olanın atlatması daha zor. Daha zor. Evet, çocuklarımız da, ergenlerimiz de bu süreci en iyi arkadaşlarıyla, arkadaş ortamında ve oyunla atabilirler. Bu anlamda hassas olmak gerekiyor. Çocuğun okul başarısındaki bu düşüşten sonra hemen çocuğu etiketlememek, bunun doğal olduğunu düşünmek gerekiyor. Bir süre sonra mutlaka daha iyi bir çizgiye taşınacaktır. O süreçte biraz anlayışlı olmak gerekecek hem öğretmenler hem ebeveynler açısından. Evet Sayın Hocam, programımızın artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bugün bizlere hastalıklardan, boşanmalardan ve aile bireylerinden birinin kaybında çocuklarımıza nasıl davranılması gerektiği konuları hakkında bize son derece önemli bilgiler verdiniz. Ve sevgili izleyenlerimize son olarak bu konularda söylemek istedikleriniz nelerdir hocam? Ben tabii öncelikle bütün izleyicilerimize dilerim hayatları boyunca bu travmatik durumların hiçbiriyle karşılaşmazlar. Biraz tabii uç bir dilek olacak bu, mutlaka karşımıza gelecek bir şekilde. Dilerim en azından işte hastalık, aile ve boşanma gerçekleşmez. Aileden birinin kaybını hepimiz yaşayacağız. Dilerim bunlar çocuklarımızın daha rahat kaldırabileceği yaşlarda yaşansın. Eskilerin dediğiyle hani Allah sıralı ölüm versin. En kötüsü evet çocuğu geride birinin, bir yetişkinin kaybında geride bakmak zorunda kaldığı çocuklar varsa ve onun bakımına muhtaçsa bu zor bir durum. Bunların olmayacağı aile ortamları ve mutlu evlilikler diliyorum bütün çiftlerimize ve ekran başındaki anne babalara. Her ne olursa olsun hayat devam ediyor ve hayat çok güzel, yaşanmaya değer. Ve çocuklarımız için biz dik durmak, mutlu olmak durumundayız. Ve çocuklarımıza en iyi ortamı sağlamak durumundayız. Bu da aslında bizim elimizde. Sadece biraz gayret ve anlayış diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Kanal 15 izleyicileri. Bugün de Eğitimden Eğitime programımızın sonuna geldik. Bugün konuğumuz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerimizden Doçent Doktor Perihan Ünvar'dı. Tekrar sizlere teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, haftaya yeni bir konuyla, yeni bir konukla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.